Selamlar arkadaşlar, Demi'de Elmasa Çikiyoruz serisinin 38. videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Ezreal oynayacağım. Ezreal şu anda çok fazla oynanıyor. Solo queue'da olsun, işte şeyde olsun. Gayet güçlü bir karakter. Hemen bir itemimizi alalım. Onun dışında Riot bu sene biliyorsunuz Coca-Cola ile bir kampanya düzenliyor. İşbirliği diyelim daha doğrusu. Yayınlarda falan da görmüşsünüzdür zaten sunucuların önünde. Bize de partnerlere de size bilgi verebilmemiz adına böyle bir kutu gönderdiler. Kutunun içeriğinden de işte bu kampanya doğrultusunda kolalar çıktı. Onu da şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu kolalar yakın zamanda sizlerin de alabilmeniz için satışa sunulacakmış. Migros, Carrefour ve A101'de olacakmış. Ama tam olarak bir tarih yok ne zaman geleceğiyle ilgili. Bunlarla ilgili de hani daha önceki kampanyalarda biliyorsunuz kapağın altında RP kodu falan oluyordu. Şöyle bir şey demişler. Şu an için kapak altlarında herhangi bir kod ya da içerik bulunmuyor. Ancak ileriki dönemlerde kapakların altından güzel şeyler çıkacağını söyleyebiliriz diyorlar. Ben de sizi bilgilendirmek istedim konuyla ilgili. Artık kostüm kodu mu çıkar kapak altından? Hani yoksa RP kodu mu çıkar? Farklı bir şey mi çıkar? Bilmiyorum. Bununla ilgili de herhalde ileriki zamanlarda bilgi verirler ya da sürpriz olur. Hiçbir fikrim yok. Ama size bilgisini vermek istedim. Şimdi rünleri gösterelim hemen. Bok sıcak bu arada. Arak çığı, sihirli pabuçlar, peksimet, teslimat, kozmik sezgi, mana akışı yüzüğü, yücelik, saldırı hızı, saldırı gücü ve zırh rünleriyle oynayacağız. Ezreal zaten klasik arak çığıyla oynanıyor uzun süredir biliyorsunuz. Plat olmuştuk en son. 0 puanız. Bakalım kaç puan gelecek ya. Kazanırsak eğer kaç puan geleceğini merak ediyorum. Gelecek olan puandan direkt anlarız zaten iki lig atıp atmayacağını. Yani direkt seriden plat 2 olabilecek miyiz, olamayacak mıyız? Kai'Sa Vel'Koz'a karşı oynuyoruz. Birazcık sıkıntı bir eşleşme. O tutsa güzel olurdu. Vel'Koz çok kırılgan ya. Genelde Q'larımla Vel'Koz'u dürtmeye çalışmam lazım benim. O değmese iyiydi. Yumi'nin vurması lazım aslında Mjolnir'a ama vurmuyor. Ha bizden önce 2 olacaklar. Bir de bu ikili çok olmadık biz ya. Keşke Yumi yerine başka bir şey alsaydı. Ha, çok da sıkıntı yaşamayız herhalde. Bayağı sustain sağlıyor çünkü Yumi. Şu çalıya totem lazım. Görmem lazım Vel'Koz'u. Sıkıntı yok. Heal aldık. Flash aldık. Ignite aldık. Benim heal'ım duruyor. Kai'Sa'nın flash'ını baitleyebilirim bu şekilde. Gayet güzel. Onun da flash'ını aldık şu an. Sadece W'ye dikkat etmem lazım. Yumi zaten canımı dolduracaktır benim. Hadi be. Çok yakındı. Vallahi çok yakındı. Öldürebilirdik. Şimdi daha riskli bir pozisyondayız ama çok az canım. Minyon canlarından çok adamların atabileceği skill shotlara odaklandım biraz. O yüzden bayağı minyon kaybettik ama yapacak pek bir şey yok. Bayağı trollediler burayı ya. Bunu da öldüreceğim. Ben öldüreceğim onu ya. Gerek yok şey yapmasına bizimkini. Gayet güzel. Çok fena trollediler. Anlaşmazlık yaşadı abi karşı botlayın. Yani bu koridorda hızlı bir şekilde ittirip direkt base'e dönüyoruz. Yumi ignite ve şeyle oynadığı için bitkinlikte zaten çok fazla flash'a ihtiyaç duyulmuyor Yumi oynarken. Adam o yüzden direkt ignite şeye girmiş. Karşı bot lane de herhalde farkında değildi abi bunun. Yani bitkinlik atılabileceğinin. Kai'Sa bitkinliği yediği gibi çıkmak zorunda kaldı. Bu sefer Vel'Koz kötü bir pozisyonda kalınca da direkt öldürdük abi Vel'Koz'u. Bunu öldürürüz bu arada. Yumi nerede lan? İçimde miymiş hala? Vallahi kötü öldük. Keşke flash atsaydım. Benim hatam burası. Neyse sıkıntı yok. Ne alalım abi? Bir tane tırpan alayım. Şöyle yapalım. Manam olsaydı öldürmüşüz de. Mana yokken denemesek daha iyiydi. Neyse solidledik. Alt üstü ön arkası kolası içelim o zaman be. Takım niye böyle kavga ediyor?
Hepsi int diyor çünkü. Baksana. 7 kere ölmüşler. Oh, sövmelere bak. Aa, ben niye tamçanın gözyaşı aldım arkadaşlar? Bu tamamen alışkanlıktan bu arada. İlk olarak pırıltı almam gerekiyordu. Sırf alışkanlıktan aldım şunu. Siz yani önce pırıltı alın, sonra gözyaşına gidin. Param yetiyorken pırıltı almam gerekiyordu. Şu an tamamen erken oyundaki üstünlüğümü adamlara hediye ettim. Sırf alışkanlıktan dolayı. Yorumlara yazan arkadaşlar olacaktır. Hani açıklamasını bu şekilde yapayım. Basmış bulundum yani şeye. Tanrısa'nın gözyaşına. Bakın fena inkliyor yalnız. Bir de kavga ediyorlar. Çok sıkıntı. Büyük sıkıntı. Hekarim acayip geri düşmüş Yori'ye karşı falan. Ha, bota geliyorlar. Öldürdük Velkoz'u. Okey, tutsa flash'ta öldürürdüm onu da. Oo, yalnız. Öldüremedi de. 1.50'ye fena tilt olmuş. Abi bu hero'nun tek skill'i Q değil mi? Başka bir şey yapamıyordu. Dol. 6 mı aldın yine? Neyi işaretliyorsun? Atladım. Öyle oynayamayız ya. Bu adam damage'im yetmez şu an bu adama. M gelmesi lazım, böyle kesemeyiz. Güzel hız verdi. Çok iyi abi. Bayağı güzel slow oluyor yalnız Zero'nun Q'su ya. Biraz daha akıllı oynamam lazım takasları. Yumi ile bu ikinci oynayışım. Bir de bir videoda daha oynamıştık da. O zaman ne oynuyordum? Jim mi oynuyordum? Bir şey oynuyordum. Şimdi tam hatırlamıyorum da. Yine atlayan zıplayan bir şey oynuyorduk herhalde. Tristan oynuyordum sanırım. At slow'u. Güzel. Tüh. Çok acele ettik ulti için. Base atıyormuş gibi yaptıktan sonra mesela buradan çalıdan falan sallayabilirdim ultiyi. Öldürdük o zaman muhtemelen. Şimdi yaklaşırsa E'yle atlayıp öldüreceğim yine. Gayet iyi. Totemimizi bırakalım abi şöyle. Ben taşıyabilirim bu oyunu. Eğer bizim takım birazcık böyle sakin olursa kavga etmezlerse en azından, öyle söyleyeyim. Elis fena trolledi ama ölmeyecekti orada. Bilerek öldü yani. Fena bir trolü koydu orada. İyi, güzel. En azından öldürdük bunu. Yumuşuna sen de vur abi de hızlı hızlı keselim ya. 4 level kalmış abi bizim jungle. Tehlike. Ben fedim en azından ama. Şimdi ne alacağız? Pırıltı alalım, bir de kazma alalım. Direkt mana vereni bitirmeyeceğim. Ezreal'da zaten stacklemek kolay oluyor sürekli Q kullandığımız için. Böyle bir şey yapacağım. Velkoz AP sadece karşı takımda. Bu zaten çok fed olmayacağı için Vykos'u aynı şekilde direkt ninja tabi falan çekebiliriz. Buzdağını da alacağız. Bu üçü için güzel olur abi. Sonrasında da ne gideriz? Hibrit bir build gideriz. Elisimiz çok geride. AP damage lazım. Mid topumuz AD olduğu için. İşte mana veren buzdağın üstüne hextech silah kılıç. Onun üstüne de rden yaparız. Gayet güzel hasarımız olur ama zor gibi duruyor abi. Takım çünkü fena int diyor, durmuyorlar. Oo, güzel attı. Vallahi güzel attı. Oo, Q tutsa direkt ölüydü. İkisinin canı çok az. Dur bakalım. Tehlike. Tamam, sıkıntı yok. Bunu da gönderdik.
Yani şimdi bir problem yok. Em Yasin buradan skor çıkarabiliriz belki. Ama takım çok fena kavga ediyor abi. Biraz sakin olmaları lazım. Takım biraz susup oyunu oynamaya odaklanırsa belki kazanabiliriz oyunu. Yaşayabilirim yani. Beyze yollardık onlar tutsaydı. Potu da yoktu adam. Gayet güzel. Ben onu öldüreceğim ya Valkoz'u. Yank yedik. Oha. Gerçi Z 6-1 gelmiş bota. Direkt tek yiyeceğimi düşünmediğim için heal bastım. En azından ultiyi çıkarayım belki öldürürüm diye de. Keşke AQ deneseydim, o daha garanti olurdu. Ultiyle direkt Valkoz'u öldürebileceğimi düşündüm de. Ultiyi atacak kadar zamanımız olmadı abi maalesef. Adamın itemlara baksana. 9 level. Fena kötü takımımız. Kaysa'nın base'ini bozalım bari. Atalım ulti de bozulsun. Bozulur diye umuyorum. Aynen. Biraz geciktirelim en azından. Oh, rakip destan yazdı. Tiplere bak abi. Yavaş beyler biraz ya. Bu kadar hızlı ölmeyin. Adamlar full AD nasıl? Ben anlamıyorum yani. Bayağı herhalde yetenek farkı var bizim takımla adamlar arasında. Bizim koridor iyi gidiyordu. Bize de şimdi herkes geliyor. Tek kazanan koridor olduğumuz için. Zin geliyor, Zed geliyor. Sıkıntı yani. Biz de oynayamıyoruz rahat rahat. Büyü geç attık. My bad. Fena vurduk. Güzel. Ya bize birileri gelmezse çok rahatız da. Gayet iyi. Ama geldi bile Zed. Tehlike. Yok abi ya. Olacak gibi değil yani. Salmıyorlar. Atsaydım ultiyle beraber güzel olurdu ya. Ama dörtlediler işte direkt. Şu an 2v5 oynuyoruz direkt. 3 kişi yok takımda. Ekarim yine fena durumda değil gerçi. Karşı top lane'e bakılacak olursa da. Mid jungle'ımız 14 kere ölmüş abi. Dakika 13'te adamlar 14 kere ölmeyi başarmış yani. Bakalım. Evet, bir kere daha öldü kardeşim. Playmaker ya. 4 level diff yemiş hala fightlamaya çalışıyor. Bunun adı bilerek beslemek oluyor. FF verin diyor bak bir de. Yazık. Slow yemiş olsaydı Valkoz öldürebilirdik belki de. Kovalamaya devam edebilirim diye düşünüyorum. Edemezmişiz. Slow yedik kafamıza. Pişeceğiz burayı hızlıca. Yapacak bir şey yok. Acaba bu Yumi'nin Q'su Mion'lara falan da vuruyor mu? Yoksa sadece şampiyonlara mı? Ve biraz bizim de vurmamız lazım artık.
fena öldürdük adamı yalnız. Adamı çok fena öldürdük. Ve oynayabiliriz şimdi rahat rahat. Güzel, gayet iyi abi. Biri geliyordu muhtemelen buraya, yoksa öyle üstümüze gelmezdi. Aynen bak, Zed geliyormuş. Eris bir kakun atman lazım. Oo, öyle kakun atarsan olmaz ama. Neyse, en azından ben aldım shutdown'ı ya. Oy, hepsi çok fet. Çok kötü kakun attı harbiden ya. Orada kakun tuttursa direkt belki kill bile vermezdik. Şimdi şöyle gideceğiz abi. Dur bir dakika. Burada next tek silah kalacağım. Önce biz water alacağım. Biraz lifesteal'imiz olsun. Şu an bayağı bir zırhım var aslında ama adamda da çok fazla zırh darma var. Bilmiyorum o yüzden iş nasıl olacak. Nette çok değişik görünüyor lan şey, yeme. Tamam, 5v5 hiçbir şekilde kazanamayız ya. Ben direkt tek yerim de. Gerçi Yuma ultisi falan belki kurtarır bir şekilde, bilmiyorum. Ama bak şeyi yapabiliriz. Ben güçlü olduğum için böyle tek tük birilerini yakalarsak ve bensiz yakalanmazlarsa belki o zaman bir şeyler deneyebiliriz abi. Hadi gitsin ultisi. Yok, burayı kovalayamayız ya. Zed falan gelecek. Hatta direkt Zed gelecek, geri çıkmamız lazım. Beni gördüğü gibi R'ye basacak, öldürecek beni. Çok fed adam, hiçbir şey de yapamayız. Yoğumu basıp üstüme koşuyor adam beni gördüğü gibi ya. Hadi WR yapar diye bastım abi. Adam neden almasın, ben alayım ya. At ona bir kakun. Hadi. Güzel. Ama çok ayalayacak o bizi. Tamam, güzel güzel. Güzel. Bot farmı alabilirim aslında. Zed falan geliyor, oradan çıkmayın. Fight çıkacak diye bak gidip farm yapamadım. Bir şeyler deneyecekler çünkü burada yine. Yumi fena can basıyor ya. Yumi kurtarabilir bu oyunu, bakalım. 3 tırfan şeyi kaldı, yük kaldı. Onu bitirmek istiyordum da. Bu gidişte zor. Şu midden alırız şimdi 3 milyon. Hexte'yi de alınca bayağı güçlü alırım diye düşünüyorum. Aslında direkt Zonya mı yapsam ya 3. item? Adamlarda şunlar çok fed. Hem fazla zırhım olur. Hem Zedult. Valla ben direkt Zonya yapacağım ha bu oyun. Garip gelebilir çoğunuz ama yapacağım abi. Lifesteal falan olmayacak. Zed ulti attığı gibi Zonya basarım. Hani bana ulti atmasını engellemiş olurum en azından böylelikle. Hekarım girmek istiyorsun da öyle olmuyor abi o iş. Yani. Bak W'su yok Zed'in. Şu an oynayabiliriz. Geldik hadi. Oo böyle. Fena sıkıntı. Güzel, 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 güzel. Şimdi biraz daha sakin abi. Pozisyon beklememiz lazım. Öyle bir şey yok da. Tamam. Şimdi Zonya için ne lazım bize? Dur şu tapa da koşayım ya hadi. Onu da öldürelim. Ya bu ikisinin damage'i yetmez muhtemelen. Bizim gitmemiz lazım oraya. Gayet iyi. Tamam atalım be. Midiki. Gelecekler gibime geldi ama. Base atıyordu Varikoz gerçi. Dur bakalım. Nazed'i gördük, tamam. Tamam farmı alalım ya. Biraz zor bir oyun olacak ama umarım kazanırız.
Ama orada olduğunu biliyorduk adamın. Niye siz koşup öldünüz ki adama? Allah Allah. Alamet de boşa gitti. Gidip öldürmeyi deneyelim abi. Ultim dönecek şimdi benim. Belki öldürürüz. Şuradan eğer atıp çıksam çok bintleriz. Hadi be. Hadi Elis. Yap bir şeyler. Harbi örümceğe dönüşse daha hızlı koşacak. Yakalamışlardı belki de örümceğe direklerini. Yani yakaladılar güzel. Elis örümcek formundayken daha hızlı koşuyor arkadaşlar bu arada. Bırak alamet oğlum. Böyle bir çıkalım şuradan. Tamam gelin. Gayet iyi. Çok fazla para var üstümde. Zonya ne kadardı? Oo Zonya bitti süper. Onu tekler miyim ben? Onu tekleyebilirim abi ben. Yumi Q'yu çıkaramadı sanırım. Direkt çıkarsa öldürebilirdik. Yazı yazıyordu. Tamam yetişiriz ejderha. Bunun çıkması lazım buradan. Kaysa W'su yememem gerekiyor. Ulti ile gelip kesebilir. Tamam. Şimdi şunu satalım. Zonya'yı direkt alıyorum abi. Zonya bir dursun üstümüzde. Koş ejderha. Zedvan'a ulti falan atamaz artık. Ya aslında böyle iyi gidiyordu oyun. Hani daha agresif bir şekilde direkt hexteyi de alabilirdim. Damage'imi arttırmak adına ama. Şu an adam bir güzel oynar. Bir ulti atar bana direkt tekler beni. O yüzden pek risk almak istemedim arkadaşlar. Böyle yaptım. Hadi be yakında az daha çalıyordum. Ne yapabiliriz şu an? Velkoz bence şurada bir yerde base atıyordur. Oh, eyvah öldük. Velkoz'un vurduğu damage'e bak. Tehlike ha. Zed'i görüyorum. Burayı pushlayacağım biraz. Aa, orada varmış görüş zaten. Yanlışlıkla attık. Red'imiz 10 saniye var. Red'e geçelim abi. O Red'i bir alalım. Bunlar W işliyor mu? İşlemiyor doğru. Drake ve şeydi sadece Baron'aydı. Tamam güzel Yorick'te flash yok. Ama bizimki ileriyle de ulti kullandı gerçi. İyi oynadık ya burayı. Eterim de güzel kapadı. Baron'a da oynayabiliriz. Kayısa yaşıyor bir tek. Baron daha mantıklı gibime geliyor. Hadi Baron'a gidelim. Gel Baron'a bırak. Bırak Kayısa'yı keser o seni. Gerçi fedmiş bizimki bilemedim. Riski atmayalım da. Bak Zonya direkt kurtardı abi. Günü kurtardı Zonya. Summoner'larımın olması da tabii büyük bir etken de. Zed'in ultisini direkt çöp ettik. Hekarim de arkadan çok güzel zamanlamayla geldi. Direkt yok ettik orayı. Nerede acaba şey? Kayısa. Umarım çaldırmaz Elis bunu. Tamam. Çok iyi abi. Hadi kazanalım şimdi oyunu. Şimdi bir hextech silah kılıç yapalım. Burayı bir pushlayalım şöyle güzelce. Tamam bir base. Şöyle değiştirelim bunların yerlerini. Tamam böyle gidebiliriz. Çok değişik bir oyun ya. Skorda hala önde adamlar. Velkoz'dan biraz damage yiyoruz. Çünkü MR'ım 35 çok düşük. Velkoz'un skill'lerini yemezsek kolay kolay ölmeyiz herhalde. 200 armor'um var yani. Aykarim'den çoktur armor'um şu an. Aynen bak adamın 150 armor'u var. Takımın en çok armor bende şu an AD carry olarak. Report Velkoz. Ne oldu? Quit mi attı? Karşı takımda bu arada kavgalar başlamıştır. Sürekli kesiyoruz birilerini. Baron falan aldık ya. Gitti oyun. İşte trollediniz bilmem ne diyorlardı şimdi. Psikolojik bir savaş var şu an karşı takımda. Bizimkiler
savaşı erken oyunda vardılar. Ama şu an herkes sakin abi bizim takımda. Bak şu Z'de yine bir baitleyelim mi? Şöyle gidelim. Yat bakalım aşağı oğlum. Öldürsek iyiydi ya. Nasıl kesemedik onu anlamadım. Bak şimdi de kill veriyoruz. Aferin. Tehlike. Çok iyi abi. Vallahi korktum öleceğiz diye orada. Face'e geliyordu buraya doğru. Aman. Face'e de damage çok gerçi ya. Kesemez muhtemelen beni şu an. Bunu bir tekleyelim şöyle. Oh, teki koydum abi. Devam. Zonyam yok yalnız. Zed geldiğinde Zed'in ultisi Zonyam'dan erken gelir muhtemelen. Ona dikkat edelim. Devam eder miyiz? Ederiz. Burayı da alırız. Tamam. Onu bir yolladık böyle. Alamayacağız. Yorick geldi. Yani yok riskli ya. Yapmasak daha iyi gibi. Yapmayalım çıkalım. Mahvolmuşu bitirdik. Ejder çıkacak. Ejder için base atalım abi. Bayağı da geride atmak lazım aslında. Baron buff'u var. Burada atarız umarım. Satmayalım yine maçı. Tamam. Güzel. Şimdi bize... Aa ben ne yaptım lan? Gittik bunu aldık yanlışlıkla. Neyse bak bunu da tamamen alışkanlıktan yaptım arkadaşlar. Ama fena da olmadı ya. Yorick'te falan çok can var. Bunda benden çok can var. Olmadı satar değiştiririz bak. Videonun başında söyleyeceğim build'i yapamadım. Alışkanlıktan bastım yine de. Bu oyun niye böyle oldu bilmiyorum. Dikkatim dağınık herhalde biraz. Yanlış item aldık. Öyle ölmeyin ama artık abi bak dakika olmuş 27 ne güzel gidiyoruz. Yani yakalanıp ölmeyin bir. Bir de ejder alacak biz. Niye taptı bizimkiler? Birilerini kesiyorlar orada. Gel tapa çıkalım biz de. Zonyan var diye biraz rahat yürüyorum buralarda. Velkoz'u bir teklememiz yok mu? Çok riskli ya. Tapa gideyim. Tapı keselim abi. Buradan giremeyiz buraya. Geri, geri. Oradan girersem. Nizao üzerdi bizi. O yüzden birazcık temkinli oynamak lazım. Ne oluyor? Kovalayacaklar mı? Şu anlık kovalamıyorlar gibi. Hekarim base atmış. TP mi atacak Hekarim? TP atacak base'den herhalde. Burada bekleseydi Elis biz de birini tekleyebilirdik. Gayet iyi. Bak şuradan birini yakalayacağım. Sıkıntı yok. Direkt flash atmam lazımdı ya. Ben Zinzo'nun 3. vuruşu beklettiğini fark edemedim abi. Yani havaya zıplayacağımı tahmin etmedim. Şu atarım E'nin cooldown'u gelir yaşarım diye düşündüm o kadar damage vuramaz diye de. Adam zıplatınca Vel'Koz Q'suna flash atamadık. Biraz kötü oldu burası. Hayır hele keşke koşup ölmeseydi. Çıkabilirlerdi yani bir tane skorla. Şunu satsam öbürünü alabiliyor muyum? 1k falan gold kaybı yaşayacağız ama bunu alacağım dedim size şimdi videonun başında. Yine bununla oynayalım o yüzden. Mahvolmuş da işime yarardı aslında. Yoriye falan hatta daha iyi olurdu. Yumi harbiden güzel oynuyor ya. Şu blue'yu ben alabilirim aslında. Midas'ı izleyecekler. Sonra da Baron'a dönerler 20 saniye. Elisimiz yok bayağı bir uzun süre. Bizimkiler botta olduğu için zaten gitsem de şu an midde tek başıma pek bir şey yapamayacağım. O yüzden blue'yu alıyorum. Baron'a dönüyorlar. Bunlar ne yapıyor botta ya? Bir kule alacağınız diye. Hekarim'de TP var. Yumi gelebiliyor mu acaba TP ile? Ben onu merak ediyorum. Base'e geliyorsa oraya da gelebilmesi lazım aslında ama aldılar Baron'u zaten. Elisi olmadığı için.
Gidip dürtsem. Aa, bunlar base'de lan. Geliyorum, 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 geliyorum. Base atmışlar. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Girmesi lazım şeyin. Ben kafa atarsam çok kötü olur sonuçları. Ha, iyi çıktılar, güzel. Ölme. Aha, kesti bir daha. Helal lan Irelia. Biraz baitleyebilirim, risk azıcık. Hafiften devam edeceğim şöyle. Of, fena öldürdüm adamı. Bunun o skillini yememem lazım. Bir şey atıyor ya böyle üstüme doğru. Onu yemediğimiz sürece sıkıntı yok gibi ya. Base attırmayacağız işte, o kadar. Bak, onu yemediğim sürece bana hiçbir şey yapamaz bu adam. Oyalıyorum bunu o yüzden. Koşarak gitti ama oraya. Ya da bir Q atalım, gidelim sonra, burası pushlayacaklar. Bizimkiler geri çıkıyor aslında, burayı pushlamaya devam edebilirim. Güzel güzel. Gayet iyi abi durum. Şimdi bir de rden alacağız. Tartemiz olacak, atalım base'imizi. Rden şununla mı yapılıyordu? Daha değişmişti o gerçi. Neyle yapılıyordu? Şununla yapılıyordu sanırım. Nerede abi rden? Bunda da mı yapılmıyordu? Dur ya, direkt şuradan bakalım. Ha, tam bununla yapılıyordu, doğru doğru. Şimdi bu rden'i aldığımızda anlık hasarımız da artacak, o patlamayı vereceği için. Alalım bakalım. Böyle attım, bakalım ne olacak. Bu tarafa kaç, bu tarafa kaç. Yani ya, tüh. Bu tarafa kaçar diye düşünmüştüm. Takım yine feci bir şekilde intlemiş abi. Slow ata ata kaytlaya kaytlaya kaçacağız abi bunlardan. Yapacak bir şey yok. Ekarim TP atacak herhalde. Bunları bir temizleyelim. Gördüm Ekrem'in tipisini. Şuraya görüş lazım. Ekrem yavaş. Bak, bana atlayacaklar birden ha. Ah, Zonya'ya basamadım ya. Bir tane daha vurup Zonya'ya bassaydım iyiydi. Tüh. Hekarim ölmesin diye buna döndüm bu arada ya. Yuri'yi direkt öldürüp sonra bunu da keserdim aslında da. Dedim hani kill vermeyelim, baron alırız. Ben öldüm, biraz kötü oldu. Ha, yapacak bir şey yok. Baron'u alabilirler aslında. Alamazlar gerçi. Şey doğacak, Kayısa doğacak. Ya bir Elis Red'i falan alıyor zaten. Mesela abi şu adamın şu yaptığı hareket o kadar saçma ki. Ben doğunca red'i alacağım zaten. Niye alıyorsun? Ne işine yarayacak bu red? Bir de şu an yani plat diamond evde falan oynuyoruz. 2 tane 3 tane diamond var oyunda. Ya ben plat 4'üm ama hesabım neresi yüksek diye diamond. Yani şu adamın yaptığı hareket saçma. Ha, oyunu bitirirlerse mantıklı. Ama sanmıyorum hiç biteceğini yani. Aa, güzel lan. Onu da kestiler vallahi. Aa, Irelia olmuş abi, 16 level. Irelia kesiyor şu an direkt adamları. Ama bitiremeyeceğiz sanırım. Cık, yok. Baron'a dönebiliriz. Bırak abi ejderi, gel Baron'a gel ya. Yaparız Baron'u, gelin yumucan basar. Faysa'ya 15 var, hemen yapabiliriz. Yalnız bunu zinzar çalabilir, bayağı da riskli. Hayda, Irelia niye öldü orada? Bu problem işte Irelia'nın orada ölmüş olması.
Bunu öldüreceğiz direkt, bitireceğiz abi oyunu. Baronu bitireceğiz daha doğrusu, oyunu değil. Hemen baronu bitiriyoruz. Adamlar yetişmeden kaçıyoruz sonra. Gayet iyi, tamam. Çık abi şimdi buradan. Gayet iyi. Ejderi de alabilirim ya ben gidip. Adamların geleceği yok zaten. Baron buff'ımız var. Ama geliyorlar gibi de lan. Şuraya girdiler sanki. Dur bakalım. Tarayıcısı var mı acaba bunun? Şuna bir vuralım. Tamamdır. Atacağım dur. Al atayım hadi. Ya al şunu ya. Dur ne base'i. Adamları botta gördük. Hemen şunu da çıkaralım aradan da atarız base. Şimdi abi bunu mu alalım, bunu mu alalım? 50 yetenek gücü. Bunu alalım ya. Kulelere falan da vuruyor ya bu buff. Gerçek hasar vuruyor kulelere. Kulelere de kolayca alırız bu buff'la. Oy, oyun bayağı uzun sürdü. Videoda geç gelecek bugün ama Ramazan zaten. Yarın daha erken atmaya çalışırım arkadaşlar. Oyunu bir kazanalım da. Totem bırakalım. Sakin abi, sakin sakin, o kadar girmeye gerek yok yani. Şunu öldürelim bari girmişken. O kadar random fight diyoruz ki şu an, anlatamam size ya. Ne olduğu belli değil. Zed nerede? Base'deymiş adam. Hemen öldürelim abi Zed'i. Hop Zonya, yat bakalım aşağı Zed. Lan. Abi herif güzel oynadı vallahi, çıktı yani gene de oradan. Nasıl vuruyorum ama. Güzel flashladı. Ah EQ yapıp öldürecektim onu, oyun bitmeseydi. Neyse kazandık ya, gelen puanı görmüş olacağız en azından. Devam et. Bakalım kaç puan gelecek. Ay, havalar çok sıcak olduğu için arkadaşlar gündüz video çekemiyorum. O yüzden bugün de geç oldu. Bugün gündüz çekemedim. Şimdi bu gece yarına da video ayarlayabilirsem yarın da erken saatte atmaya çalışırım. Yumi'ye verdim cilsini çünkü bence güzel oynadı. Ya, al diyelim. Dereceli ödülü. Ha, yeni mevsim geldi değil mi? Doğru. Ne? 32 puan geldi. O zaman muhtemelen ikili atar ya bizi. İkili atacaktır diye düşünüyorum. Hasarımıza da bakalım hemen. Gayet iyi vurmuşuz. 52k vurmuşuz. Plat 4'ten plat 2'ye atarım ben. Yani 3-4 maça plat 2 oluruz herhalde. Serisiz atarsa. Tabii yine belli olmaz ama 32 puan verdiğine göre atması lazım. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Dediğim gibi yarın da video atmaya çalışacağım. Like atarak bana destek olabilirsiniz. Onun dışında kanalıma abone olarak videoların takibini sağlayabilirsiniz. Yorumlarınızın da hepsini okumaya çalışıyorum. Yorumda da istekleriniz, istediğiniz şampiyonları vesaire eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.